Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim gelin çantası. Çok güzel oluyor, muhakkak sizler de denemelisiniz. Hemen öncelikle hamurunu çırparak başlıyorum. 2 adet yumurta. Bu tarifte kullandığım bardak ölçüm yine 200 milimlik. 1 su bardağı toz şeker. 1,5 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao. Bu kakaonun markasına göre değişebilir. Eğer fazla gerekirse fazla da ekleyebilirsiniz. Kakao uçuşmaması için öncelikle çırpacağım. Mikser kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz el çırpıcısıyla da hazırlayabilirsiniz. Mikserle karışana kadar çırpıyorum. Öncelikle 1 su bardağı unu ekliyorum. 1 paket de kabartma tozu. Yarım su bardağı yavaş yavaş çırparken ekleyeceğim. Kıvamına bakacağım ona göre. Yanıma yarım bardak daha un aldım. Yavaş yavaş ekleyerek çırpacağım. Tamamdır. Kıvamını yavaş yavaş ayarladım. Sonradan aldığım yarım bardak undan bu kadar kaldı. Yani 2 su bardağından 2 parmak eksik ekleyebilirsiniz. Sizler de benim gibi yavaş yavaş ekleyin. Kekten daha akışkan bir kıvam alması gerekiyor. Krep tavasını ocağa alıyorum. İlla krep tavası olmak zorunda değil. Evinizde herhangi bir teflon tavada da yapabilirsiniz. Ama teflon olması gerekiyor. Ocağın altını yakıyorum. Tava ısındıktan sonra döküyorum. Birazcık döktüm. Altı da kısık da. Hafif şöyle dağıtıyorum. Tavanız aldığı kadar koyabilirsiniz. Birbirine değmesin. Göz göz olunca bir tarafını pişireceğiz. İyice göz göz olup pişince alacağım. Şimdi göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Arkadaşlar şunu alırken de belirteyim. Altını en kısıkta yapın. Ben birkaç tanesini yaktım. Eğer ki çok yüksekte yaparsanız ya da orta ateşte üzeri çiğ kalıyor ama altı yanıyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Yüksek açtığımda gördüğünüz gibi üzeri çok fazla kızardı. Ama böyle çok daha hoş duruyor. Aldığımda hemen katlayıp üzerine örtüyorum. Yani kısık ateşte yapın. Hepsini pişirdim. Böyle poşet geçirim. Eğer üzerine bir poşet örtmezseniz eğer yumuşak olmayacaktır. Sert olacak. Hemen açıyorum. Şunu da söyleyeyim, pişirirken de söyledim ama eğer ki yüksek ayarda pişirirseniz altı birazcık böyle koyu oluyor. Evet içi pişiyor ama koyu oluyor. Biraz daha böyle en kısıkta yaparsanız içi de gayet güzel pişiyor. Daha koyu kalıyor ama dışının rengi çok hoş oluyor. Ondan dolayı kısık ateşte yapın. Yavaş yavaş hem işinizi yaparken bir tarafta kısıkta hem yanmaz o da yavaşça pişer. İçi de gayet güzel pişti, çiğ falan değil. Şimdi bunu kenara alıyorum. Tekrar üzerine poşetle örteceğim ki hala sıcak olduğu için sertleşmesin. Eğer üzerine örtmezseniz kesinlikle çok sert olur ve güzel olmaz. Bir paket krem şanti çırpacağım. Bir su bardağından 2 parmak eksik süt. Mikserle katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem
şanti kıvam alana kadar çırptım. Sıkma torbasına dolduracağım ama isterseniz normal kaşıkla bile koyabilirsiniz. Şu bardağın içine oturtuyorum. İçine doldurmak için daha rahat oluyor. Tekrardan önüme alıyorum. Hafif içini açıyorum. Çok fazla değil. Avucumun içinde. İçine krem şantiyi sıkıyorum. Hafif şöyle sıkıştırıyorum. Fazlalıkları aldım. Tekrar. Açıyorum. Çok fazla bastırmayın. Hafif sadece düzenlemek için. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Gelin çantalarının tamamını hazırladım. Toplamda 23 tane çıktı. Bir 5 tanesini arka tarafta. Burada 18 tane var. Yakından da göstereyim. Çok hoş duruyor. İsterseniz çikolata eritip üzerine süs yapabilirsiniz. Ama ben böyle bırakacağım. Krem şantim de tam yetti. Hele ki çocuklar bu tarz şeyleri çok seviyor. Biraz dolaba kaldırayım, dinlendireyim. Çekim esnasında çok fazla dışarıda kaldığı için krem şanti çok fazlasıyla eridi. Dolapta 1-2 saat beklettim. İlla ki çok uzun süre dolapta bekletmenize gerek yok. Krem şanti sadece hafif donana kadar bekletmeniz yeterli. Ben şimdi bunların üzerine fındıkla süsleme yapacağım. Sanki böyle çantanın açıp kapama yeri gibi düşünün. Ortasına. Tamamen çanta havasına girdi. Bir tanesini şöyle yakından da göstereyim. Çok şık duruyor gerçekten. Çok görüntüsüne bile bayıldım. Bunu çatalla falan yiyemezsiniz. Çatalla dağılır. Ondan dolayı çekim esnasında pek sevmiyorum tadına bakmayı ama şu anda sizlere göstermek için birazcık ısıracağım. Gerçekten çok yumuşak, pamuk gibi olmuş. Kesinlikle her tarifim için aynı şeyi söylemem. Çok fazla iddialı konuşmam ama bu gerçekten çok güzel olmuş. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Eğer beğeniyorsanız beğenip bunu yorum olarak bildirirseniz çok memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.